Ben seni parayla kandıramam. Bunu öğrendim. Genelde böyle oluyor bu işler yani. Murat'cığım, el dinero es el poder. Yani para güç demek. Ama Kemal'le ve senin kardeşleriniz var. O yüzden bu iş parayla çalışmıyor. Ve yanlış anlama, ben Kemal dışında bir iş yapmak istemiyorum. O bizim ortak. Güzel, asıl ben senin teklifini şimdi merak ettim işte. Sadece KM Müzik için değil, bizim buradaki şarkılarımızda çalışmanı istiyorum. Ve bu bir açık bir teklife. Senin bütün şarkıları, müzik, Kemal'in olsun. Ama o beğenmese biz de alırız. Böyle söyleyince ben şımarıyorum tabii ama. Yani şöyle demek istiyorsun aslında. Kötüleri biz değerlendirebiliriz. Murat'cığım, sen kötü bir şey hiç yapamazsın. Ondan çok eminim. Hem de Amerika'daki şarkıcıları sen de yap. Sadece dünyaya açılan Kemal Beyaz olmamalı. Sen de hak ediyorsun. Ne yalan söyleyeyim, gururlandım. Teşekkür ederim. Ya Murat'cığım, senin şarkıları o kadar romantik ki. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Onları ilham veren bir kız var mı acaba? Kemal, of. Evde yoksun, telefonunu açmıyorsun. Niye beni bu kadar yoruyorsun ki? Hadi aç artık. Yok, yer yarıldı, içine girdi sanki ya. Bu şartlar sadece Türkiye için. Bütçe de öyle. Amerika için, şartlar için hem de bütçeyle bambaşka bir şey olacak. Niye güldün? Aksan. Bak Murat'cığım, ben bunu sana parayla kandırmak için söylemiyorum. Tamam mı? Yanlış anlama. Ama bizim verdiğimiz değeri bilmeni istiyorum. Anladın mı? Anladım. Kusura bakma ama telefonu açmam lazım. Aa, tabii ki. Buyurun. Efendim Aslı? Ha Murat, ofisten çıktıktan sonra Kemal'le konuştun mu hiç? Yok, neden? Ya delireceğim. Evde yok, telefonlarımı açmıyor. Hala yazla birlikte olabilir mi sence? Bu saatte mi? Hem sen yazın durumunu, annesiyle olanları falan biliyorsun yani. E nerede bu çocuk o zaman? Tamam, şöyle yapalım. Sen Esat'ı ara, ben bir yazı arayayım, tamam? Tamam. Görüşürüz. Bir şey mi oldu? Her şey yolunda mı? Yolunda, hiçbir problem yok. Yalnız benim çok küçük bir telefon görüşmesi yapmam lazım, olur mu? Tabii ki, buyurun. Artık müsaade isteyeyim ben. Aa, ne güzel oturuyorduk. Daha sütlaç var, getirsene. Sütlaç çok güzel. Biraz da. Ay bakar mısın, abla şimdi de Murat arıyor. İyi, söyle gelsin. Annesi de burada. Hadi iyi akşamlar. Yaz'ı aradım ama açmıyor. Orada mı acaba? Aa, yok. Yaz bu akşam burada yok. Arkadaşı da Defne'de kalacak. Anladım. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kemal'e çiftlikte falan diye mesaj atsam mı ki? Ama yok ya, bu çocuğa da yazık. Aa, anasını götürseydi bari. Ablacığım, işi varmış çocuğun. Allah Allah, ne iş varmış Murat'ın gecenin bu saatinde? Vallahi bilmiyorum Neriman Hanım, hani sizin oğlunuz ya. Siz sanki daha iyi bilirsiniz nasıl bir iş olduğunu ama. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Yok Aslı Hanım. Bana bak Esat. Eğer başı dertteyse ve sen susuyorsun diye bir şey olursa, bak seni mahvederim. Olur mu öyle şey Aslı Hanım? Yani ben biliyorum
Onlar Yaz Hanım'la birlikte eski çiftliğe gitti. Onun için rahat olun lütfen. Alo Aslı Hanım. Sen de patron iş boşta durmuyor lan. Elif Hanım'la şimdi de Yaz Hanım'la mı birlikteler? Yok be oğlum. İş yapıyor onlar birlikte. Hadi lan orada. Ne işi var o zaman eski çiftlikte? Lan saçma sapan konuşma. Çarparım ağzına tokada ha. Geldim şuraya iki dakika bir muhabbet ederiz. Bir kahvenizi içerim diye. Boş boş konuşma, adamın canını sıkıyorsun lan. Ben gidiyorum kardeş. Gençler. Size bomba gibi bir haberim var. Yalnız kim daha çok verirse onu öterim. Peşin peşin anlaşalım. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ne yapıyorsun acaba Yaz? Murat, hemen yola çıkmamız lazım. Kemal Yaz'ı çiftliğe götürmüş, Esat'tan öğrendim. Lütfen, belki geç bile kaldık. Ne olur hemen yola çıkalım. Kemal... Yaz'ı çiftliğe mi götürmüş? Ya evet, evet. Ne olur gel beni al ve gidelim. Neden gidelim ki yani? Niye gidelim? Murat, Kemal'le olan bütün geçmişim, eski fotoğraflarımız hepsi o evde. Aslı. Belki de artık Yaz'ın her şeyi öğrenmesinin zamanı gelmiştir. Yani belki de böylesi daha iyidir. Saçmalama istersen, kendine gel. Hem sen de yanarsın Yaz bunları öğrenirse. Her şeyi bilip sustuğunu öğrenirse yüzüne bile bakmaz. Yaz'ı kaybedersin Murat. Neredesin sen? Kemal'in evinin oralardayım. Tam oradan bir yere ayrıldım, geliyorum. Acele etsen iyi olur. Ne olur acele et Murat. Murat! Merhaba, buyurmaz mısın? Hayır.